Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Elimizde bomba gibi bir ürün bulunuyor. Bu ürün 2.4 GHz 2 adet wireless kontrolörlü bir gamepad. Bu gamepad'in artı yönleri neler arkadaşlar? Flash bellek boyutunda bir cihaz ve sadece kontrolörle istediğiniz yere seyahat ettiğinizde dahi bir televizyon olması yeterli. Cihazı taşıyıp orada istediğiniz oyunu oynamanızı sağlayan çok güzel bir ürün ve fiyat olarak da hemen hemen herkesin bütçesine uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum. Romix Türkiye yine bu üründe de farklılığını ortaya koymuş. 32 GB'lık bir hafıza, flash ROM'u ve RAM'i de diğer benzer ürünlere göre yüksek bulunuyor ve komponentleri de daha kaliteli halde karşımıza çıkıyor. Elimizdeki cihazı nasıl çalıştırıyoruz arkadaşlar? Üst kısımda gördüğünüz bir stick sayesinde televizyonunuzun veya monitörünüzün HDMI girişine bağlayarak aktif hale getiriyorsunuz. Wireless kontroller sayesinde de PlayStation'a benzer hissiyat alıyorsunuz. Oyunlardan da gayet keyif alacağınızı düşünüyorum. İçerisinde 10.000 adet oyun bulunuyor. Street Fighter'dan tutun Tekken'e aklınıza gelebilecek retro ve PlayStation 1 oyunlarının çoğu bu cihazın içerisine yüklü olarak geliyor. Ve Linux işletim sistemine sahip olduğu için açık kaynaklı bir sistem. İstediğiniz zaman oyun da içerisine ekleme şansınız bulunuyor. Biraz fazla konuştuk. İsterseniz kutumuzun içeriğine bir göz atalım hemen kısaca. Evet, kutumuz bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 adet kol ve stick'imiz orta kısımda yer alıyor. Bir adet de wireless kontrolörün USB'si orta kısımda bulunuyor. Stick'imiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen yakından göstereyim. Romix logosu da arka kısma iliştirilmiş durumda. En arka kısımda da bir adet micro USB ve USB girişi bulunuyor. Ön kısımdaki kapağı çıkarttığınızda da HDMI girişini görüyorsunuz. Yan kısımda da bir adet 32 GB hafıza kartı bulunuyor. Evet arkadaşlar, yanlış görmüyorsunuz. Oyunların ve tüm her şeyin yazılımın yüklü olduğu cihaz sadece bu kadar. Bunu cebinize koyup istediğiniz yere gidip seyahatlerinizde de oyun oynamanızı sağlıyor. Bence gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Hemen yan tarafa alalım. Gamepad'lerimizi çıkartıyorum. Gamepad'ler hafif çünkü içerisinde pil yok. 2 adet AAA kalem pil içerisine koymanız gerekiyor. Şarjlı pil kullanmanızı tavsiye ederim. Romix Türkiye switchlerini de farklı yaptırmış arkadaşlar. Piyasadaki switchlerden, tuşlardan farklı olarak daha kaliteli komponentler kullandıklarını söylüyorlar. Bir PlayStation'ın tabii ki hissiyatını bundan alamazsınız. Ancak tuşları gayet iyi. Şu yön tuşlarının kalitesi zaten bastığınızda hissediyorsunuz. Ancak tabii ki PlayStation'ın kolundan beklediğiniz hissiyatı bundan beklemeyin. Ama normal piyasadaki kollara göre, fiyatına göre iyi bir cihaz. 2 adet kol da içerisinde gelmesi güzel. Ve sonrasında satın almaya kalktığınızda da uygun fiyatla temin edebilirsiniz. Hemen orta kısmında da bir on off tuşu bulunuyor. Açma kapamaya yarıyor. Hemen diğer cihazımızı da kenara alalım. Bu çok güzelmiş. Bir adet HDMI uzatma kablosu kullanılmış. Eğer ki televizyonunuzun arkasında mesafe yoksa HDMI uzatma kablosuyla da cihazınızı monte edebilirsiniz. Bir adet de besleme kablosu micro USB içerisine konulmuş durumda. Bir adet de kullanım kitapçığını içine koymuşlar. İsterseniz bilgisayarımızın monitörüne hemen montalayarak bir oynamaya başlayalım. Bakalım dedikleri gibi 4K Ultra HD görüntü alabilecek miyiz? Haydi oyunumuza geçelim. HDMI soketini ve beslemesini USB'ye taktığınızda bu ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen en başta da hemen hemen 20 adet King of Fighters serisi var. Street Fighter'ın en eskisinden en yenisine kadar görüyorsunuz arkadaşlar. Street Fighter ve King of Fighters'ın birleşimi olan bir oyun da burada yer alıyor. En eski Street Fighter'ları şu an görüyoruz. Super Street Fighter'ı bir açalım bakalım nasılmış. Açılma hızını da bir görmüş oluruz. Gördüğüm kadarıyla eski Street Fighter'lardan bir tanesi şu anda.
Evet, Ken'i seçtim. Gayet hızlı. Bir tak tak duket çekelim. Evet, unutmamışız. Ya duket ve işini bitirdik. Select ve Start tuşlarına birlikte basarak menüye geliyoruz. Buradan Quit Game yapıyorum. Diğer oyunları da kontrol edelim bakalım. 10.000 adet oyun olduğu için çok karmaşıktır. Evet, devam ediyoruz. Bir sürü oyun var. Evet, genelde dövüş oyunları. Fatal Fury var. Fatal Fury'nin serileri. Dragon Ball. Çok oynadığımız bir oyun 90'lı yıllarda. Evet, Street Fighter 2 olarak gördüğünüz gibi bir sürü var. Aslında tam 10.000 oyun değil zannedersem. Farklı farklı versiyonlarını da koymuşlar. Evet, Cadillac and Dinosaurs. Bu oyunda hatırlarsınız. Evet, Metal Slug 2, 3, 4. Bu oyun da güzel bir oyundur. Punisher oyunu. Bir arama kısmı olsaymış daha güzel olurmuş aslında. Hangi oyunu istersek onu açabilirdik. En üstte List Class şeklinde bir şeyler var. Üzerindeki bir nolu tuşa bastığınızda Class, History, Collect, Search şeklinde dediğimiz gibi arama kısmı da varmış. Bu şekilde de geri geliyoruz. Class kısmından da emülatörleri görüyoruz. Bakın burada PlayStation 1, Atari gibi bir sürü emülatörler bulunuyor. PlayStation 1 oyunu neler var bakalım. Evet, Street Fighter Alpha. Bu biraz daha karakter olarak daha güzel arkadaşlar. 3 boyutlu. Bu oyun güzel arkadaşlar. Tabii ki oyunlar eski olduğu için pikselleri biraz günümüz teknolojisine göre geri kalıyor. Evet, bundan da çıkalım. Bu güzel bir oyun, oynanabilecek bir oyun. PlayStation 1 oyunlarının çoğu var arkadaşlar. Burada biraz önce Mortal Kombat'ı gördüm. Trilogy'yi de oynayabiliyorsunuz. Resident Evil var. Bilenleriniz vardır illaki. Resident Evil da çok güzel bir oyundur. Evet, Blade, bu oyunu da bitirmiştim hatırlıyorum çok eskiden. Dino Crisis. Bayağı güzel oyunlar var. Tabii ki pikseller günümüze göre dediğimiz gibi bu monitörlere göre daha düşük kaldığı için kötü görünebilir. Oyununa göre değişir arkadaşlar. Yani şu andaki şu görsel gerçekten şurası güzel. Yalnız oyunların içeriği pikseller biraz düşük. Onlar da normal. O zamanın şartlarında yapılmış. Bakalım farklı neler var. Crash Bandicoot var mesela. Evet arkadaşlar, küçücük bir stickten şu anda Crash Bandicoot oynuyoruz. PlayStation 1 oyunları bunlar. Çok severek oynuyorduk eskiden. Hala da çocuklar oynuyorlar. History kısmından da arkadaşlar en son oynadığınız oyunları gördüğünüz için onlara kısa yolla ulaşmanızı sağlıyor. Burada search kısmı var. Buradan mesela ne arayalım? Tekken'i arayalım. Genelde bu tip emülatörlü atarlarda en çok yorumlarda şu oyun var mı, bu oyun var mı diye soruyorsunuz. Herhalde artık bunu da sormazsınız. Arama kısmına yazarak oyunları bulabilirsiniz. Zaten tek yazdığımda 3 adet Tekken'in oyunu hemen çıktı. Ben Paul'u seçiyorum. Eskiden de en çok Paul'la oynardım. Görüntü bu şekilde arkadaşlar.
Tekken'i de oynadık. Net bir oyun bulmak istiyorum ama doğal olarak PlayStation bir oyun olduğu için ancak pikseli bu kadar olabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi Mortal Kombat'ın bir sürü oyunu bulunuyor. Ama aynı oyunlar sanki peş peşe dizilmiş durumda. Tam 10.000 oyun olduğunu düşünmüyorum. En gerçekçi oyun buydu 90'lı yıllarda. Çok severdik. Siz istediğiniz oyunu da içerisine öğrenip yükleme ihtimaliniz bulunuyor. Evet, buradan yine list kısmına giriyorum. En çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi King of Fighters'tır. King of Fighters 2002 Situation var. Magic demiş. Aynı oyunlar zaten. 2004 var en yenisi. Evet, biraz uzaktan oynarsanız daha hoş bir görüntü oluyor. Bu oyunda çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu tavsiye ederim. Şöyle geçeceğim ben, siz bakarsınız sırayla. Gözüme takılan olursa güzel bir oyun, onları da açarım. Evet, şöyle de geçeyim. Çok eski oyunlar da var, tank tarzı. Değişik emülatörler de var, onlara da girmeyi unuttuk aslında. Mesela burada Class diye bir menü var. Bu oyunlar da güzel oyunlara benziyor. GBC'ye girelim. Devam. Mario tarzı da oyunlar muhtemelen vardır. Bir de Atari kısmı var. Bakalım bu eski oyunlar. Hatırlayanlar vardır. Atari oyunlarında en alttaki Atari'den girebiliyorsunuz. Mario var mesela. Bu Mario King Kong. Contra. Biraz daha 3 boyutlu oyunlar. Bayağı bir oyun var. Super Street Fighter X var mesela. Bu biraz daha yenidir. Medal of Honor var. Çok eski bir oyun. Bu şekilde bir sürü oyunlar var arkadaşlar. PlayStation 1'e tekrar giriyorum, belki güzel bir oyun denk gelir diye son kez. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Bazıları tekrarlanmış, bazıları tek 10.000 oyunu tamamlamışlar. Wipeout girelim bakalım. Bu monitör 2K bir monitör arkadaşlar. Eski bir monitörde daha iyi bir görüntü alacağınızı düşünüyorum. O monitöre göre tasarlandığı için. Aldığınızda siz tek tek incelersiniz. Street Fighter, Tekken gibi oyunların olması bile bence yeterli. Evet, bu oyunu da hatırlıyorum. Araba yarışının havadan gideni gibi bir şeydi. Muhtemelen araba yarışları da bulunuyordur. Pek sarmadı beni. Şu ana kadar 1 saate yakın süredir oynuyoruz. Herhangi bir kasma görmedim arkadaşlar. Bu tip cihazlarda bu kasma olayı tabii ki olabilir. Pac-Man de var arkadaşlar. Eski araba yarışı oyunları. En eski Atari'lerin oyunları. Hatırlayanlarımız vardır illaki. Evet, şu şekilde de biraz hızlıca geçip kapanışımı yapıyorum arkadaşlar. Kumandamızın üzerinde de gördüğünüz gibi 2 adet led yanıyor. Bu ledler yanmazsa arkadaşlar select tuşuna basılı tutarsınız. Basılı tuttuğunuzda USB ile eşleşmeyi yapıyor ve kolunuzu kullanmaya başlıyorsunuz. Çok pratik bir kullanımı var. Direkt HDMI'yi takıyorsunuz, beslemesini bağlıyorsunuz ve pilinizi takıp açtığınızda bu kısımdan eşleşiyor ve oyun oynamaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar, ürünümüzü detaylı olarak incelemeye çalıştık arkadaşlar. Harici olarak sorularınız olursa yorumlar kısmından bize yazın. Hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Yardımcı olmaya size çalışırım. Problem yaşadığınız durumlarda da ürünle ilgili benimle muhakkak iletişime geçin. Firmayla yazışmaları da ben yapıyorum ve problemlerinizi gidermeye çalışıyorum. Romix'in kendi ürüne ulaşmanız için kolun ve ürünün üzerindeki Romix etiketinin olduğuna dikkat etmeye çalışın. Çünkü bu ürünlerin genelde benzerleri sürekli piyasaya sürülüyor. Daha önceki Romix ürünlerinde de sizi uyarmıştım ve yorumları geriye dönük okursanız görürsünüz. Üzerinde Romix olmayan ürünlerin çoğunda problem yaşanmış ve firmalardan hiçbir destek alınamamış. O yüzden muhakkak ürünü alırken videomuzun altına koyacağım
Romix'in kendi dükkanının ürünlerini satın alın arkadaşlar ki sonradan problem yaşamayın. En azından problem yaşasanız bile kolayca probleminizi giderelim. Ben de bu konuda size destek veririm. Problemlerinizde muhakkak bana yorumlar kısmından yazın. Umarım videomuzu ve aterimizi beğenmişsinizdir. Kanalımızın daha çabuk büyümesi için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.